sabahtan beri bekliyorum. Sen iki sene içine aldım, ben seni geçiriyorum. Ay sağ ol. Seni başkan olamayacağım. Mehmet abi, başkanım olsun. Sen benden razı olsun. Sen benden razı olsun Allah'ım. Sen hayırlı işlerini görürsün. Sen hayırlı işlerini görürsün. Sağ ol, anacığım benim. Allah'a hayırlı aşkına. Sağ ol. Arkadaşlar bugün aslında sizlerle bir Terkos gezisi yaptık. İstanbul'daki suyun yolculuğunu paylaştık. Bu suyun yolculuğunda Terkos'un çok önemli bir süreci var. Son 200 yılda burada yapılan suya dönük yatırımlar ki inşallah oradaki o süreci önümüzdeki ilkbaharda müze olarak İstanbullularla buluşturacağız. Burayı gezerken tabii bir yandan mevcut kanal tartışmasını da sizlerin hissetmesini istedim. Yani buradaki doğal güzelliği, tam arkamda gördüğünüz Karadeniz'i, Podima kumu diye tanımlanan muazzam bir kumu vardır. Bu hem çok temiz, suyun temizlenmesinde kullanılan, daha ileride özellikle barajdan sonraki kısımlarda cam imalatı için kullanılan kum stoğuna sahiptir bu bölge ve bu doğal yapı gördüğünüz işte bu kumsallar boylu boyunca yeni projede yüzlerce metre eninde 40 kilometreye yakın dolgu yapılacak. Neyle? 20-25 kilometre derinden çıkarılan çamurla. Yani bu gördüğünüz yüzyılların oluşturduğu şu an üstüne bastığımız kum tepelerinin önüne bu dolgu yapılacak vesaire. Ya tümüyle aslında akıl durması gibi bir şey. Yani bir su mücadelesi veriliyor dünyada yüzyıllardır. Tatlı su kaynaklarını korumak için insanlar büyük mücadeleler içerisinde. Yani artık dünyanın geleceğinde neredeyse su savaşları tartışılıyor. Yani en önemli yaşam kaynağı olan suyla ilgili böyle bir süreç konuşuluyorken siz tamamen hayal ürünü olan, hiçbir işe yaramayacak olan bir kanal üzerinden İstanbul'un en görkemli su kaynağını yok etme çabası içerisindesiniz. Terkos'u, yani milletin musluğundan akan suyun adı olan Terkos'u yok etme çabası içinde olacaksınız. Yani burayı görmek, bütün İstanbullularla göstereceğiz, burayı anlatacağız. Her metresini anlatacağız, nasıl bir doğa olduğunu. Nasıl bir ortamın mahvolmak üzere olduğunu ya da yok edilmek üzere bir işin planlandığını anlatacağız. İstedim. Düşünün ki şu anda gezdiğimiz Terkos'ta fazla değil, 1,5 yıl önce Terkos'tan 2 telliye yapılan yatırımın bile kanal diye bir şey yokmuş gibi ihale edilmiş olduğunu düşünün. Tümüyle bertaraf olacak. Yani yüz milyonlarca liralık yatırımlar bunlar. Sadece İSKİ'ye bedeli, bu yatırımın İSKİ'ye bedeli, talep edilen yatırımın bedeli 20 milyar liralık çıkıyor. Ya bu kadar vahşi bir süreçten bahsediyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Yani gelin bu hatadan vazgeçin. Türkiye'nin başka mevzuları var, onlara odaklanın. Onun için anlatıyorum. 16 milyon insan adına, Türkiye insanları, milletimiz adına yalvarıyorum bu işten vazgeçin. Yani bu ülke adına, faydası adına bunu söylüyorum. Bir de buraları şunun için gösteriyorum. İstanbul'un bütün kurum kuruluşları, bu İstanbul'un meslek insanları var. Konuşanlar var, konuşmayanlar var. Sürece katkı sunanlar var, sunmayanlar var. Bu süreci dert edinmek zorundadırlar. Yani bu şehrin esnafları var. Bu şehrin ticaretle uğraşan insanları var. Sanayiyle uğraşan insanları var. Meslek kuruluşları var. Odalar var. Ticaret odaları, sanayi odaları,
diğer kurum ve kuruluşlar, ya bu bizi ilgilendirmiyor, bu siyasi bir mesele değil kardeşim, bu hayati bir mesele, lütfen sürece dahil ol. Bir yandan gerçekten müze gibi bir yer. Yani evet. 100-150 yıl önce burada evet. yatırımlar yapılmış. Dünya güzeli bir yer. Şimdi orada inşallah bir hemen karşımızdaki yerde başkanımız da Raif Bey'e gel. Bir sandalye verin Raif Bey'e. Raif Bey bizim İSKİ'nin genel müdürü. Öyle mi? Evet, hoş geldiniz. Sağ ol. Dolayısıyla biz şimdi hem nasılsın? Yanaşabilirsin böyle. Evet, evet. Hem böyle müzeyi açacağız inşallah en yakın zamanda. İnşallah. İnsanlar burayı daha iyi tanısın. Burada nasıl bir 150 yıl önce suya nasıl yatırım yapılmış? Ta Zonguldak'tan kömür getir. Kömür yakılmış, buharla motorlar çalışmış ve İstanbul'a su basılmış evet. burada. Bu aslında suyun ne kadar kıymetli. Susuz yaşam olmaz ki. Terkos Gölü'nün de tehlikeye gireceği iddiaları var. Tuzlu su karışacağı iddiaları var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bilim insanları anlatıyor. Yani geniş bir terkos gezisi yaptık. Görüyorsunuz ki kanal hattına çok yakın. Çok yakın. Şuradan bakınca görüyorsunuz zaten nereden geçeceğini plan üzerinden. Ve bilim insanları diyor ki kesinlikle 25 metre derinlikteki bir kanal geçişinin terkos suyuna sızma olasılığı çok yüksek. Hatta sızmama olasılığı yok. Dolayısıyla buradaki suyun tuzlanması muhtemel ve bu yüksek ihtimalli süreç sonrasında da o suyun kullanılma şansı kalmaz. Bu kadar net anlatıyor bilim insanları. O bakımdan biz terkosu korumak zorundayız. Sularımızı korumak zorundayız. Yani dünyanın belki de en büyük mücadele verdiği konulardan birisi tatlı su kaynaklarının koruması ve geliştirilmesi. İnsanın yaşam kaynağı çünkü. Peki Berat Albayrak Kanal İstanbul Güzergahı'nda Boyalık Köyü'nden 13 dönümlük bir arazi aldı. Ve bu Kanal İstanbul Güzergahı'nın açıklandıktan sonra aldığı iddiaları var. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Ya çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Kimin arazi aldığı, bakan veya başkası, şirket. Tabii o biraz farklı bir konu. Onu halk zaten değerlendiriyor. Ama benim ilgilendiğim konu 2011'den bu yana burada ortaya konulan bir nasıl diyelim reklamla, tanıtımla ama yurt içi ama yurt dışından insanların gelip bu niyetle buradan arazi satın almış olmaları. Yani dolayısıyla sürecin daha yapılaşma işi başlamadan ranta dönüşmesi, bireysel ranta dönüşmesi. Şimdi burada yani Allah korusun inşallah olmayacak. Ama düşünsenize kamulaştırmalar, milyonun üzerinde bir şehirleşme, bütün bu unsurlar kimin cebine girecek? Ne için? Yani şu güzel doğayı, bugün gezdiğimiz o kumsalları, ormanı, yeşili, doğayı, suyu koruma adına, İstanbul'u koruma adına bunları yapmak varken ne için bunları düşünüyor ve bu kadar hırs yapılıyor anlamış değilim. Akıllara bir soru daha geliyor. Kanal İstanbul'un güzergahı değiştirilmişti. Silivri tarafında olduğu ilk iddia edilmişti. Daha sonra arazi satın almayla birlikte mi değişti acaba gibi bir soru işareti geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii kanal süreci veya kanalın gerekçeleri. Efendim tanker oradan geçmesin buradan geçsin gibi. Anlamsız ve geçersiz, hiçbir şekilde geçerli olmayan gerekçeleri kafama yatmadığı için, bilim insanlarının bu işe asla onay vermediği için açıkçası hiç ilgimi çekmiyor. Çünkü kanal nereden geçeceği, bu bir tabii ki bir şehri yönetiyorsanız ve bir ülkeyi yönetiyorsanız yapacağınız yatırımlar ve yol haritası ile ilgili süreçleri belirlerken oradaki halka, insanlara sorarak hareket etmeli. Orada bir rant oluşturup birilerinin mağdur olmasını sağlamamalı, başta ülke mağdur olmamalı ya da birilerinin çok bir avuç insanın rant elde etmesini sağlamamanız lazım. Bütün bunlara uyulmamış burada. Onun için tümüyle yanlış olan bir proje bir de böyle bir yanlış doğurmuş. Daha yeni başlandı. Birkaç yıl.
aslında daha yeni başlayan bir Terkos Kiteli ya da Taşoğlu arıtma tesisi hatlarının bile aslında çok da ilk defa İstanbul'da basınçlı su verilmeye başlanmış. Tamam. Şimdi o kursala geçme şansımız olur mu? Şey mi başkanım? Evet. Barış. Hayır. Tamam. Karakol olur. Karakol olur. Kendi mimar planlarına tadilat fırsatı verdiğimizi anladım. Buhar Karada arada yarım saatte koşulmasını falan gezdim. Biz de Titanic gemisine üretilmiş. Aynı bomba. Gemi ağzı yapmanız hemen. Hiç çok ekstra bir şeye gerek yok. Bir şey yapmayacak. Yani üzeri. Bu yapılır mı? Bu yapılır mı? Tamam, bakımı, etrafı. Bunu çalıştırdık biz. Çalıştırdık. Bu da İngiliz başkanı. 1930'larda gelmiş İngiliz varlığı. Evet, 1930'larda. 1930'larda. Beraber oturduk hep. Benim o zaman orada da benzer bir benzer bir yapı var. O zaman imar müdürüm Deniz Hanım, şimdi Şişli imar müdürü. O da bu mimari projede çok emekleri var. Bütün hafızayı birleştirin. Birleştirelim hocam. Burayı belki bir işletme. Bütün hafızayı birleştirin. Profesyonel bir işletme. Yani o işte diyorum ya. Yani müze tabii ki yani profesyonel bir işletme, müzecilik, o sanayi müzeciliği konusundaki deneyimli kurumlar işin içine katılır. Yani böyle bütüncül bir şekilde yani diyeceğiz ki tabii ki Mayıs Haziran'da biz burayı millete gezdirelim. 6 Mayıs'larda Mevlüt okutuluyor başkanım. Açarız. Buradan Karadeniz'e bağlantımız var. Evet. Öbür taraftaki su yolu zaten bizi Karadeniz'e götürüyor. Evet. Muazzam bir doğa ya. Orman koruma alanı dışarıdan bir şey var. Yaban hayatının olduğu yer.